Koş hadi, koş hadi, koş. Koş özgürce ormanda. Koş, koş durun, hadi koş. Yelen uçuşsun rüzgarda. Koş hadi, koş hadi, koş. Doğru gidiyor dört nala. Koş, koş durun, hadi koş. Karatay hemen yanında. Hadi koş, hadi koş, hadi koş. Peşinden ayrılmaz sürünün. Koş durun, koş durun, koş. Her gün yeni bir macera. Doğru başlıyor. Hasan abi. Efendim. Hasan abi. Efendim. Acele etsem diyorum. Dikkatimi dağıtmazsan acele edeceğim ama sürekli konuştuğun için sayende dikkatimi toplayamıyorum. Ne yapayım? Kurtlara yem olmak istemiyorum. Şunu da şöyle yaptım mı? Evet. Tamamdır. İşte sonuncusu da bitti. Sence işe yarayacak mı? Yarayacak tabii. Yaramalı. Bu kez hepsini ele geçireceğiz. Bence kurtlar bizi ele geçirmeden buradan gitsek iyi olacak. Bu kadar korkacak ne var? Alt tarafı birkaç tane kurt. Hasan abi. Sen korkmuyor musun? Kaç Mehmet, hadi ne duruyorsun, kaç. Hasan abi beni de bekle. Doğru, hepsi bu kadar mı? Yoksa artık daha hızlı koşamıyor musun? Alaca geride kaldı. Daha fazla arayı açıp uzaklaşmak istemiyorum. Hiç güleceğim yoktu. Güzel bahane. Öyleyse seni geçeyim de gör. Beni nasıl geçecekmişsin görelim bakalım. Hey durun. Çok yoruldum. Beni bekleyin. Ya demek beklemiyorsunuz. Öyleyse şelaleye kestirmeden gideyim de görün bakalım. Ne oldu Karatay? Hani beni geçiyordun? Henüz hızlı koşmuyorum ki. Koşsam geçerim. Alaca. Olamaz. Alaca yok. Ha? Yok mu? Alacayı beklemeliydik. Doğru dur. Beni de bekle. Şelale ne tarafta kalıyordu ki? Şu tarafta olmalı. Alaca! Alaca! Neredesin Alaca? Nerede? Hepsi benim suçum. Onu yalnız bırakmamalıydım. Hayır, benim suçum. Çünkü seni koşmaya zorlayan bendim. Şimdi kendimizi suçlayacak zaman değil. Bir an önce onu bulmalıyız. Haklısın. Aynı izlerin üzerinden geri geldiğimiz için izler iyice karışmış. Ama izleri takip edersek nerede yolun dışına çıktığını görebiliriz belki. Tamam. Kurtlar. Ama kurtlar gündüzleri ulumazlar ki. Uluduklarına göre yolunda gitmeyen bir şeyler var. Acele etmeliyiz. Patron orada mısın? Buradayım. Patron neden çalıların arkasından konuşuyorsun? Bu sizi ilgilendirmez. Haklısın patron ama merak ettik işte. Bana soru da sormayın, merak da etmeyin. Hemen gidin o gelinciyi bulup bana getirin. Tamam patron. Hemen dedim. Hangi gelinci? Bilmem. Olamaz. Kayboldum sanırım. Neden yoldan ayrıldım ki? Doğru.
Karatay! Neredesiniz? Bizi mi arıyordun ufaklık? Hayırdır? Bir yere mi gidiyordun? İşte izler. Alaca ormana gitmiş. Kurtların sesleri Alaca'nın gittiği yönden geliyor. Koş Karatay, koş. Beni nereye götürüyorsunuz? Konuşma, sadece uslu uslu yürü. Seni konuşan çalıya götürüyoruz. Konuşan çalı mı? Hatta konuşan yapraklara. Gülerken bu gelinciyi elimizden kaçırmayalım da. Bu bir tay, gelincik değil ki. O kadarını ben bilmem. Patron bilir. Şimdi bizim patron bir çalı mı yani? Kurtlar Alaca'yı yakalamış. Hepsi benim yüzümden. Doğru, beni de bekle. Patron, gelinciyi bulamadık. Yolda karşımıza bu ufaklık çıktı. Biz de onu yakalayıp getirdik. Hiç umudum yoktu zaten. Daha benim hangi çalıda olduğumu bile bulamıyorsunuz. Ama patron, ne yapayım? Tüm çalılar birbirine benziyor. Sessiz olun. Çık, kurtarabilir. Alaca'yı hemen bırakın. Beni o işten sadece bu gelince kurtarabilir. Vay vay, kurtarıcılarımız da gelmişler. Tamam. Kim var orada? Eğer küçük ellerini ustalıkla kullanabilen o gelinceyi bulup hemen buraya getirirseniz hepinizi serbest bırakacak olan kurt. Niye istiyorsunuz gelinciyi? Çünkü bu ipten beni yalnızca o gelinci kurtarabilir. Hasan abi, sence kurduğumuz tuzaklar atları yakalayabilmiş midir? Az sonra göreceğiz. Gelincik, gelincik, neredesin? Doğru, neler oluyor? Gelincik, Alaca ve Karatay'ın başları dertte. Yardımına ihtiyacım var. O halde hemen gidelim. Olamaz. Çiftlik sahipleri tuzakları kontrol ediyor. Dua edin arkadaşınız sizi bırakıp kaçmamış olsun. Yoksa bu sizin için hiç iyi olmaz. Doru asla öyle bir şey yapmaz. Doru, kurtlar. Çiftlik sahipleri yaklaşıyor. Onu kurtarmalısın gelincik. Çiftlik sahipleri mi? Lütfen beni kurtarın. O büyük işlerini benden uzak tutarsan sevinirim. Bu da boş. Diğerlerine bakalım. Belki onlar yakalamıştır. Lütfen çöz artık şunu. Deniyorum ama sıkışmış. Yaklaşıyorlar. Şuradaki tuzaktan gelen sesi duydun mu? Evet, duydum. Tuzak bir şey yakalamış olmalı. Kaçmadan hemen bakalım. Hadi. Tamam, oldu. Taylar. Gidelim. Kaçıyorlar. Ka-
Al kardeş, şu yöne doğru gittiler. Her yere tuzak kurmuşlar. Az kalsın yakalanıyorduk. Yine elimizden kaçtılar. Bir dahaki sefere asla kaçamayacaksınız. Ama onlar yakalandı. Hem de kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşerek.